değerli misafirlerimiz, hepiniz Sosyal Uygunluk Denetimleri Zirvesi'ne hoş geldiniz. Bu zirvenin organizasyonunu üstlenen Taksim Danışmanlık Hizmetleri'nde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışıyorum. İsmim Ayça Aksoy. Sosyal Uygunluk Denetimleri Danışmanlığı Hizmetlerimizin operasyonel süreçlerinin tamamını ben yönetiyorum. Aynı zamanda kıdemli baş danışmanlarımıza da yardımcı danışman olarak bu süreçte asiste ediyorum. Firmalarımızla yaptığımız çalışmalar ve görüşmelerimizden çıkan analizler doğrultusunda sosyal uygunluk kavramının daha çok konuşulması, dile getirilmesi, gerekliliklerinin ve sistem kurulumu aşamasında yapılması gerekenlerin daha kalabalık topluluklarda konuşulması gerektiğine inandık. Bu inançla yola çıktıktan sonra da bugün sizlere birazdan takdim edeceğim değerli konuşmacılarımızla planladığımız bir etkinlik düzenledik. Sosyal Uygunluk Denetimleri Zirvesi'nin ilkine bizimle birlikte katıldığınız için öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Her yıl birkaç defa farklı sektörlerle ve farklı bu konu üzerinde çalışan profesyonellerle birlikte düzenlemeyi planladığımız zirvemizin ilki için iyi ki yanımızdasınız. Katılımlarınızdan dolayı şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kısaca programımızın akışından bahsetmek isterim. İki oturum olarak planladık açılış programımızı. İlk oturumda Sayın Tarık Bozbey, Türkiye İhracatçılar Meclisi Afrika Masası Başkanı açılış konuşmalarıyla başlayacaklar. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının marka değeri üzerine biraz konuşacağız. Sonrasında hemen çok kısa sosyal uygunluk kavramının çıkışından bahsetmek üzere sözü alacağım ve hemen İLO Türkiye Ofisi İstihdam Yöneticisi Sayın Tuğba Burcu Şenel'e teslim edeceğim ve kendileriyle de küresel düzeyde çalışma hayatına ilişkin sosyal standartlar üzerine görüşeceğiz. Sonra Sayın Ethem Yüksel Kahveci, İstanbul Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi öğretim görevlisi kendileri. Türkiye'de sosyal güvenlik ve özlük hakları çalışma şartları üzerine konuşacağız. Sonra ufak bir ara vereceğiz. Hemen aramızdan sonra aslında program akışımızda Arzu Hanım'la devam edecektik ama Başak Hanımların ufak bir program değişikliğinden dolayı Başak Hanım'la devam edeceğiz. Kendileri Ford Otosan İnsan Kaynakları Müdürü, sosyal uygunluk kavramının çalışma hayatına etkileri üzerine görüşeceğiz. Hemen akabinde Gülay Candaş Alkaya, ATK Tekstil Uygunluk ve Sürdürülebilirlik Müdürünü sahneye davet edeceğim. Sosyal uygunluk denetimlerinin kurumsallaşma bağlamında faydalarından söz edeceğiz. Ve programımızı sonlandırırken de Taksim Danışmanlık Hizmetleri Sosyal Uygunluk Denetimleri Kıdemli Danışmanı Sayın Arzu Aşan'ı sahneye alarak denetim ve raporlama süreçlerinden bahsederek programımızı sonlandıracağız. Hepinize iyi ve verimli bir etkinlik diliyorum ve sözü Tarık Bozbey'e buraya davet ederek bırakıyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Benim ismim Tarık Bozbey. Ben gelmeden birisi takdim eder diye bekliyordum ama herkes kendini anlatacak dediler. Yani kendi kendine gelin güvey olmak biraz zor. Kendinden bahsetmek biraz ama öyleymiş. Ben Tarsus Amerikan Koleji ve Orta Doğu İşletme mezunuyum. Daha sonra Sabancı grubunda çalıştım. Sonra kendi işlerimi yaptım. Uzun yıllar İhracatçı Birliği Başkanlığı yaptım. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde başkan vekili oldum. Odalar Birliği'nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe kurul başkanı, başkan yardımcısı oldum. Yani sektörümle, branşımla ilgili çok ciddi pozisyonlara beni seçtiler. Sektör seçti. Beni bu hale getiren öğretmenlerime, meslektaşlarıma, kurullara tekrar teşekkür ediyorum huzurunuzda. Onlar sayesinde ben oralara kadar bilgi alıp, destek alıp taşındım. Sağ olsunlar. Şimdi beni buraya Taksim Danışmanlık Firması davet etti. Yıllardır tanıdığım aşağı yukarı 25-30 yıllık bir firma. Koşa koşa geldim. Onlara da teşekkür ediyorum. Umarım keyifli, güzel, hoş bir sohbetimiz olur. Çünkü ben haber geldiğinde konuyla ilgili ve benim yapacağım görevle ilgili burada ne anlatacağım, ne bekliyorsunuz, hedefimiz nedir diye sorduğumda dediler ki teknik ayrıntıları biz zaten anlatacağız. Daha yetkin, daha bilgili insanlar gelecek. Sen işte tekstil konfeksiyonda sektörün eskilerindensin. Biraz başka şeyler anlat. Yani kanunun 7. maddesi, Avrupa Birliği'nin 18. şeyi falan öyle şeyler anlatma dediler. Zaten de çok bilmediğimi zannediyorlar ama biraz bilirim. Neticede karşınıza geldim. Şimdi ben bu konuyu daha çok dış ticaret, ihracat açısından irdelemek istiyorum. Çünkü bu sosyal uygunluk,
sosyal dengeli orada mısınız sorusunu soran, arayan, takip eden onlar. Şimdi bizim ülkemizde işte 81 milyon müşteri potansiyelimiz var. Fakat bunu biraz genişlettiğimiz zaman şu anda Türkiye 4-5 milyarlık insanlara, pazara hitap eder durumda. Ve bu pazarların bazıları çok zor. Her gün yeni bir şey istiyorlar. İhracatla benim ilk tanışmam küçükken oldu. Yani ortaokul, lise yıllarında oldu. O dönem Türkiye'nin ihracatı aşağı yukarı 400-500 milyon dolardı. Ve bir gün Maliye Bakanı, Ticaret Bakanı Adanalı, zannederim Topaloğlu, Ahmet Topaloğlu, Demirel'in odasına giriyor. Diyor ki efendim özür dilerim, Bakanlar Kurulu toplantısına geç kaldım ama çok önemli bir haberim var. Hayırdır diyor, Kasım ayında oluyor bu. Bugün itibariyle Türkiye'nin ihracatı 500 milyon doları yakaladı diyor. Oo, kabine ayağa kalkıyor filan. Müthiş bir şey. İşte o yıllarda benim aile şirketim 5 milyon dolar bakliyat ihraç etmişti. Ve Türkiye birincisi olmuştuk. Ben de lise 1'deydim. Benim ihracatla tanışmam öyle başladı. Yani biraz bu işleri biliyorum ben. Daha sonra tabii Türkiye ihracatla kalkınma modelini seçti. 24 Ocak kararlarıyla Türkiye birdenbire durdu. Bütün ticaret 5-6 ay sonra yavaş yavaş ihracat başladı. O dönemde de yani ön sırada koşanlardan birisiydim ben kendi firmamla. Ve koştura koştura olayı götürdük. Şimdi tabii bu ürün, ihracat, kapasitenin çok büyümesi, bütün bunlar globalleşmeyle ilgili. Bu iyi bir şey, güzel bir şey ama kendinizi kandırtmayacaksınız, dolandırtmayacaksınız, kullandırtmayacaksınız. Tamam globalleşme iyi de yani bu karşılıklı bir denge içinde olması lazım. Üretimde nereden nereye doğru gidiyoruz? Biraz da ben eskilerden masallar falan da anlatayım gelmişken. Bir varmış, bir yokmuş, bir padişah varmış. Padişahın kızı varmış, çok güzel. Ayakları çok narinmiş. Bir yere basamıyormuş. Demişler ki efendim ne yapacağız? Bu kız yani ayaklarının altı çok ince, tabanları. O zaman demiş postla döşeyin. Neyse sarayı postla döşemişler. Kız rahat rahat dolaşıyor. Sonra kız demiş ki ben bahçeye de çıkmak istiyorum. Bahçeye de post döşeyin. Döşemişler. Ben kırlara gidip oynamak istiyorum. Bir dakika şimdi o kadar post yok. İlk inovasyon orada başlamış. Ayağına göre bir deri kesmişler, bağlamışlar. Her gittiği yere post yumuşaklığıyla gezebilir olmuş. İlk inovasyon budur. İlk ürün de sanayi ürünü budur. Öbür türlü ürünler neydi? Meyve toplayıp yiyorlardı. Neyse. Fakat bu ürün İşe yarayan, fonksiyonel dedikleri bir kullanışlı bir şey. Ondan sonra işte bakıyorum hanımların ayaklarında hepsinde değişik değişik ayakkabılar var. Ondan sonra iş fonksiyondan biraz kolaylığa, konfora geçiyor. Sonra moda, sonra renkler, işte topuklusu, uzunu, kısası filan. Ürün oraya doğru gidiyor. Tabii bunda çok dikkat çekici olanlar daha pahalı satılıyor. Ayakkabıyı yaptık, geliştirdik. Renk renk, boy boy. Ürün belli bir noktada daha fazla bir şey yapılamaz hale geliyor. O zaman alıcılar diyorlar ki sosyal uyum içinde mi bu üretiliyor? Gel bakayım buraya. Hayda nasıl olacak? Senin çalışma ortamın iyi mi? Elemanların sigortalı mı? İşte çalıştığı ortam havadar mı? Aydınlık mı? Moralleri iyi mi? Yemekleri düzgün mü? Bunlar kontrol ediliyor. Ürünün tabii görevi, fiyatı, rengi, albenisi daha sonra diğer unsurlara doğru talep edenleri üretici tepesinde zorluyor. Sosyal şeyler arıyorlar. Bu sosyal şeyleri düşünürken peki bu sosyal uyum, uygunluk yani kimin aklına nereden gelmiş? Veya ben okudukça şunu buldum. İlk sosyal uygunluk denetimini yaptıran II. Mahmut. Ne alaka? II. Mahmut döneminde bizde sanayi üretimi yok ki. İhracat da yok. Şu var ama. Türkiye, Osmanlı, İngiltere'den kumaş ithal ediyor. Acayip paralar ödüyor. II. Mahmut da reformist falan bir adam. Diyor ki adamlarına ya biz bunlara bir çuval para veriyoruz. Hele siz bir gidin bakın İngiltere'ye. Bunlar ne yapıyor? Nasıl üretiyor? Bir casusluk yapın. Biz burada yapalım. O kadar altını vermeyelim akçeyi. İngiltere'ye adam gönderiyor casus. Orada inceliyorlar 3-4 ay. Zaten gitmeleri birkaç ay sürüyor da. Geliyorlar, anlatıyorlar. Tekstil nasıl üretiliyor, nasıl yapabiliriz? II. Mahmut diyor, yok ağam diyor. Ben
kendi tabağıma bu eziyeti reva görmem. Aynı kelime bu. Ben kendi tabağıma bu eziyeti reva görmem. Çünkü o dönem 1800'lü yılların başı İngiltere'de işçiler 18 saat falan çalışıyor. İşletmeler tabii buhara dayalı, su ile çalışan makineler, tazikli su ile. Etraf hep çamur. Çocuklar çalışıyor. Ve işte 14-15 yaşında başlayıp işte 30 yaşında falan vefat edip terinci üretmiş olarak hayatı terk ediyorlar. Bunu anlatan casuslara 2. Mahmut diyor ki hayır, biz neyse parası verelim, boş ver. İlk defa 1820 yılında İngiltere'de kıpırdamalar var. Sendikal hareketler, işte bu kötü şartlar ve yavaş yavaş düzeltilmeye başlıyor şeyler. Sosyal ortam, tabii sosyal ortama daha gelmedik. O eziyet azaltılmaya başlıyor. Yani 18 saatlik çalışma, 12 saate indiriliyor, 2 defa mola hakkı veriliyor filan. Zaten Türkiye'de de ilk bu kavram 1924'te Amele Teali Derneği ile başlıyor. Amele Teali Cemiyeti. 1924'te bu var. Daha sonra 1947'de işçi sendikaları kuruluyor. Fakat bunlar tamamen kanun çıkıyor, kuruluyor. Başka bir şey yok. 1952'de sendikal örgütlenmeye izin veriliyor. Ve nihayet 1963'te Ecevit'in bakanlık döneminde Yusuf abiyle demin konuştuk. Sendikal haklar veriliyor. Sendikal hakların Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk konuşulduğu gün ne zaman? Dilek Hanım teşekkür ederim, tebrik ederim. 19 Aralık 1962. Bugün ve 6-7 ay sonra Temmuz ayında da İlk sendikal haklar çıkıyor. Ve o sendikal hakların içinde tabii mesai saatleri, bayram izinleri, primler, ikramiyeler, tatil günleri falan ayarlanmaya başlıyor. Şimdi ben konfeksiyon üretirken 90'lı yıllarda H&M firmasından bir talep geldi. Dediler ki biz size bir sipariş vermek istiyoruz. Adana'da üretim yapıyorum. Buyurun hay hay. H&M iyi firma, büyük firma. Yalnız dediler sizi denetleyeceğiz. Buyurun, ne denetlemesi? 91-92 yılı falan. Dediler ki biz bakacağız sizde yani her şey yolunda mı? Dedim ki ya ben ihracatçı birliği başkanıyım. Ben Amerika'ya, Avrupa'ya zaten ihracat yapıyorum. Olsun dediler, bakalım sizin şartlarınız iyi mi? Gelin. Siz dedim çalışmaya mı geliyorsunuz? sipariş vermeye mi? Geldiler. Dediler ki Adana'da doğru dürüst firma bulamadık. Sizi söylediler. Bakalım durum neymiş. 25 maddelik bir liste var ellerinde. Sabancı kökenliyim. Buyurun bakın. Çıktılar, dolaştılar. Bir saat sonra geldiler. Aşağı yukarı 300'e yakın elemanım çalışıyordu. Günde 4000-5000 parça mal üretiyorduk. Dediler ki eksikleriniz var. Neymiş? İşte çok iyi ortalamada ama 2 madde eksik. Ne? İşte yangın söndürme tüpüyle ilgili eksik var. Nasıl var dedim. Yukarıda 6 tane tüp var. Tamam. Ama tüpün olduğu yeri gösteren ok yok. Bir tane var. Peki salonun öbür tarafındaki onu nereden anlayacak? Ya dedim her gün buradalar. Peki yeni geldiyse mantıken haklılar. İkinci eksiğim de şuydu. Çıkış kapısı işaretlenmemiş. Var dedim. Bir tane var dediler. O da çıkış kapısına 10 metre ötede. Ta salonun öbür tarafından itibaren çıkış kapısı buradadır diye ok yapacaksın. Başka? Tamam. Çok güzel bir sipariş aldım. 2,5 sene çok yüksek fiyatla H&M firmasına mal yaptık. Sosyal uyumluk işte böyle bir şey. Şimdi bizde çok güzel bir kelime var. Yani başka lisanlarda görmedim. Yani Fransızca, İtalyanca bilmiyorum. Kelime çok basit. Al beni. Bir mal görüyorsun. Ya mal biraz pahalı ama al benisi çok iyi. Ya ne kadar güzel bir kelime. Yani mal bakıyorsun al beni diyor. Yani atla üstüne bastır parayı kaç git. Böyle bir şey. Şimdi al beni sağlamak için tabii tekstilci olanlar eller karışımına bakar. İşte pamuklu mu, sentetik mi, yok bilmem şöyle mi, böyle mi. Ama şimdi artık al beniyi belli eden en son medeniyetin üst noktasında sosyal uygunluk var. Yani zaten medeniyet dedikleri bana öğretilen ayrıntıların geliştirilmesi. Yani ayağına ayakkabı giydin mi yeter. Hayır. Numarası uygun olacak. Tamam. Derisi de uygun olacak. Tamam. Şimdi en üst noktada sosyal şartlarda uygun bir şekilde mi yapılmış? Onu da arıyorlar. Yani bayağı yukarı bir yere gelmiş vaziyette. Şimdi bu ayrıntılar o kadar önemli ki. Mesela benim bir arkadaşımın
Oğlu evlendi. Çok şatafatlı, görkemli bir düğün. Çırağan Sarayı'nda 2000 davetli vardı. Tanırsınız zaten. Zannederim 5-6 yıl oldu. 2000 davetli vardı. Ve bu davetliler 700 tanesi düğün bitmeden hastaneye kaldırıldı. Çırağan Sarayı'nda. Marka iyi. Kalite mutlaka iyi. O kalitenin, o markanın kazdığı da ona göre tabii. Ama 700 kişi ıstakozdan zehirlendi. Hastaneye kaldırıldı. İşte uyum, uyumsuzluk, kalite denetimi, ortam denetimi bu arkadaşlar. Şimdi ne oluyor? İşte Çırağan Sarayı'nda biftek yiyorsunuz. O onu Migros'tan alıyor. Migros onu Saray Çiftliği'nden alıyor. Saray Çiftliği danaları Arjantin'den getirmiş. Orada ne yem yemişler, hangi antibiyotikleri almışlar, hangi ortamda büyümüşler. O 16 haneli bir şey var, barkod var. Hepsi orada yazılı. Diyebiliriz ki, ya sana ne kardeşim benim yediğim pirzoladan? Hayır. Ta o yediğim pirzolanın anasının, dedesinin yediği antibiyotiği de barkoda yazıyorlar. Bunu istiyorlar ve bu da doğru bir şey, iyi bir şey. Şeyi kalkındırıyor ve dünya çok küçüldü. Eskiden neredeyse bir mahalleden öbür mahalleye kimsenin birbirinden haberi yoktu. İlerleye ilerleye şimdi çocuklar, yani 10-12 yaşında çocuklar Arjantin'deki arkadaşlarıyla internetten, işte PlayStation'dan futbol maçı yapıyor, basket maçı yapıyor, mektup arkadaşlığı yapıyor, canlı yayın konuşma yapıyor filan. Yani bu 10 yıl, 20 yıl önce bizlerin hayal bile edemeyeceği şeylerdi. Şimdi yarın bir gün tabii neler olacak bilmiyorum. Yani benim en çok korktuğum şey robotlarla dövüşmek. Mesela gece karanlığında eve gidiyorsun, arkandan bir robot geliyor. Gel lan buraya, çıkar cüzdanı. Şimdi iş oraya doğru gidiyor. Ya onun için tabii biz ihracat yapıyoruz. O 500 milyon dolardan geldik 170 milyar dolarlara. Bu ihracatı yapabilmek için müşterinin her dediğine kalite, fiyat, zamanında teslim filan uymamız lazım. Şimdi diyebiliriz ki, ya kardeşim sen ne karışıyorsun? Sen malı al, fiyata bak, gününde teslim ettin mi? Tamam, öyle değil. Geleceğim bakacağım diyor. Sen ne yapıyorsun? Takip edeceğim diyor. Biz de buna uymak durumundayız. Şimdi geçen yıl Almanya'da bir adam eve geç gelen kızını dövmüş, kolunu kırmış. Gazete haberi. Hastaneye gitmişler. Olay ortaya çıkmış. Önce tabii adam merdivenden düştü falan demiş. Sonra kız anlatmış durumu. Kızı adamın elinden aldılar. Adamı da yurt dışı yaptı. Adamın beyanatı var. Demiş ki oradaki şeye, görevlilere, yahu size ne oluyor kardeşim? Kız benim kızım demiş. Severim de, döverim de, terbiyesini de ben yaparım. Sana ne? Onlar da demişler, hayır. O kız bizim de kızım. Sen eğer yani 500 yıl önce yaşıyor olsaydın, sana kimse karışamazdı. Haberimiz de olmazdı. Ama sen bugün Almanya'da belli bir eğitim, belli bir sosyal ortamdaysan, bu kızı sana vermeyeceğiz diyorlar. Alıyorlar, adamı da yolluyorlar. Şimdi dünya neden bu kadar duyarlı? Herkes her şeyden haberi oluyor. Vazgeçtik çocuk haklarını, insan haklarını. Bu 1820'de İngiltere'de başlayan olay sırayla köle, çocuk, kadın, işçi, emek haklarını koruyup, kollayıp, düzenleyip yükseltmeye başladı. Daha sonra hayvan hakları, tabiatı koruma, işte çevresel ozon şeyleri takip ediliyor ve uymak zorundayız. Şimdi ben size iki tane fotoğraf göstereceğim. Bir de kısa bir film var, bir dakikalık. Fotoğraflarımız iki tane hayvancık. Bunlar, şimdi bu arkadaşı tanıyan var mı? Tanıyan el kaldırsın. Bakın, 5-6 kişi el kaldırdı. Siz de yani gördünüz değil mi bunu daha evvel? Bu halini mi hocam? Evet, evet. Bu. Şimdi bu, zannederim 5-6 yıl önce Arjantin sahillerinde Exxon firmasının denize dök petrolden dolayı zarar görmüş bir hayvan. Şimdi seçenek bir, ya bana ne kardeşim? Arjantin'deki karabatak kuş, yani ne alaka? Sorabilirsin, Tarık Bey benim adım. Neye getirdin bu hayvanı buraya? Dünya bununla ilgileniyor. Ve bu firmayı takip etti Birleşmiş Milletler. 1 milyar 300 milyon dolar bizim bir aylık konfeksiyon ihracatımıza yakın bir rakam. Ceza kesti. Ve adamlar da tıkır tıkır ödedi. 284 milyar dolar ciroları var. O 1.3 milyar doları da ödediler. Özür dilediler.
ve şeye de yardım ettiler, temizliğe. Bir tane beyaz ayı kardeşimiz, bunu da görmüşsünüzdür. Dünya bunu görünce çok ağladı, hala ağlıyor. Diyor ki, ya vay be, ayıya bak, buzları kalmamış. Halbuki bu buz ayısı. Yani böyle etrafı kocaman buz olması lazım. Orada 10 metrekare bir buz bulabilmiş zavallı. Bunun istikbali ne olacak? Bunun hali ne olacak? Ya bu ayı Alaska'da kardeşim. Ben Adana'da geliyorum. Yazın 40 derece, kışın 15 derece. Burası -30-40. Günlerce bu resim dolandı basında filan. İnsanlar Alaska'daki kutup ayısının buzlarının eksilmesine duyarlı. Arjantin'deki karabatak kuşun yakıta bulanmasına duyarlı. Kaldı ki insanlarımıza, çalışanlarımıza, onlar demese bile bizim çok kıymet vermemiz lazım. Çünkü o randımanı, mutluluğu, işletme ortamını zenginleştiren bir şey. Ben hem uzun yıllar masa başında profesyonel çalıştım, hem patronluk yaptım. Sonra tekrar profesyonel çalıştım. Şeyi biliyorum, yani sert konuşan, kötü bir ortamdaki, aksi bir patronun veya şefin, müdürün neye sebep olduğunu biliyorum. Belki de demin ki o Çırağan Sarayı'ndaki istakoz zehirlenmesi suratı asık bir garsonun küskünlüğünden dolayı ortaya çıktı. Bilmiyoruz. Küstürmeyelim onları. Şimdi ne yapacağız? Biz kendimizi uydurmamız lazım. O ritme, o melodiye, şeye uymamız lazım. Yani biz Anadolu'luyuz, biz Türk'üz, biz başkayız. Yok kardeşim. Onların melodisine, onların ritmine uyacağız. Arkadaşlar, bu Urfa'da bir konfeksiyon işletmesinde Batı normlarına göre çalışmayı özetleyen şakadan bir film. Çok teşekkür ediyorum dikkatiniz için. Sağ olun.